Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından toplanan yardım malzemesi yüklü 4 tır Suriye'nin Guta bölgesine gönderildi. Yardım malzemesi yüklü tırların Doğanbey Otoparkı'ndaki uğurlamasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da katıldı. Dernekçilik budur, işte hemşericilik budur, işte memlekete sahip çıkmak budur. Bu gerçekten alkışlanacak çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tüm mazlum coğrafyalara destek vermeye, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Otruş da yaşanan drama daha fazla sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi. Bu drama daha fazla sessiz kalamazdık. Kendi imkanlarımız ölçüsünde biz de oraya karınca kararınca destek olmak niyetiyle yola çıktık. İş adamları ve vatandaşların da yer aldığı uğurlama töreninin ardından 4 yardım tırı Doğu Guta'ya doğru yola çıktı. Dünyada hiçbir çocuk üzülmesin. Dünyada hiçbir çocuk ağlamasın. TRT ve Bursa Valiliği Koordinatörlüğü'nde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkeden 800 çocuğun katılımıyla 15-26 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapılacak. 40 farklı ülkeden çocuğumuzu ülkemizde ağırlıyoruz. Bu sene Bursa olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ev sahipliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Bursa'daki çocuklarımız da bir araya gelecekler. Folklor oyunlarını oynayacaklar. Şehrin muhtelif yerlerinde ilçelerimize gösteriler yapacaklar. Nasılsınız? İyisiniz. İnegöl Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencileri gökbilimi ile buluşturuyor. Yaklaşık 20 kırsal mahallemizde toplamda da 22 okulda inşallah öğrencilerimize uzay bilimlerini, gökbilimlerini, gök cisimlerini, güneş sistemini, gezegenleri tanıtmaya çalışacağız. Ali Beyköy İlkokulu'nda gerçekleşen Gökevi gösterisini Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Taban, Gökevi çadırının 22 kırsal mahalleyi gezeceğini söyledi. Hem eğlendirici, hem keyif verici, hem de bir taraftan da maksadına, amacına uygun bir şekilde sunumu gerçekleşmiş oldu. Bursa'nın leylek cenneti olarak da bilinen Uluabat Gölü çevresindeki leylek popülasyonunu yakından takip eden Profesör Doktor İsmet Arıcı ve eşi Francisca Arıcı bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Baharla birlikte göçten gelen leylekleri takibi alan çift yuvalanan leylek sayısının tam olduğunu belirtti. Tarih biraz erken, Mayıs'ın ortasında gerçek durum belli oluyor. Ama bugünün durumuna göre geçen senenin sayısıyla aynı sayıda. Profesör Doktor İsmet Arıcı ise yapılması gerekenlere dikkat çekti. Şunu gördük, sadece leyleklerin ölümünü önlemek yetmiyor, leyleklere platform yapmak yetmiyor, leyleklerin beslenme alanında korunması gerektiği ortaya çıkıyor. Türk Kızılayı'nın kan bağışına yönelik yaptığı çağrılara Bursa'dan örnek bir yanıt geldi. Ardahan Dernek Federasyonu Başkanı olarak bizim derneklerimiz, 15 tane dernek var bize bağlı. Herkes milli duygularla davranıp kan bağışına bulunmalı. Buna bir parası karşılığı olmadan vatanı için, herkes için bunu seve seve vermemiz gerekiyor. Bursa Panayır Posoflular Derneği üyeleri kan bağışı kampanyası düzenledi. Şu anda 100 ünite kan diye biz müracaatta bulunduk ama görüyorsunuz ki 100'ü aşacak bir ünite kan var. Kan bağışı kampanyasına sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da destek verdi. Ülkemizde aslında kan bağışı, bununla beraber organ nakli, bunların daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Buralarda derneklere gerçekten büyük işler düşüyor. Çünkü dernekler, hemşire dernekleri bir araya geldikleri zaman bu ve buna benzer konularda karşılık beklemeden fedakarlık yaparak duyarlılığını göstermesi gerekiyor. Mavi alev diyorum sergimin adına ve açıklıyorum mavi alevi. Bozuldu şehirlerin tılsımı.
Bursa'da kapılarını açan inşaat, dekorasyon ve gayrimenkul fuarı aynı zamanda dikkat çeken bir yağlı boya resim sergisine de ev sahipliği yapıyor. Hobi olarak çalışmıyorum. Mutlaka içerisinde bir konunun, özellikle sosyolojik bir konunun bulunmasını istiyorum. Bu 6. kişisel sergim. Göçlerin mavi alev yani petrol nedenli olduğuna dikkat çeken ressam Hacer Karaçor tablolarında işlediği konuları anlattı. Acısını çok fazla çektiğimiz göç olayına dikkat çekmeye çalıştım ve aynı zamanda modern kentleşmenin getirdiği insanın kendi kendisine ve doğaya, tabiata yabancılaştırılması konusunu işledim. Sergisinin inşaat fuarında olmasının ironik anlam taşıdığını da belirten Karaçor, gördüğü ilgiden memnun. İnşaat fuarında açmış olmam hakikaten bir ironi taşıyor. Bundan dolayı memnunum. Açıklama isteyenlere açıkladığımda da çok büyük ilgi uyandırıyor. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ustalara saygı konseri düzenledi. Konsere ünlü piyano virtüözü ve devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca konuk oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Rumen Orkestra Şefi ve Keman Virtüözü Ilarion Lonescu Galeti yönetti. Gecede Sarıca, Weber'den Orient Uvertürü, Mozart'tan Piyano Konçertosu ve Dvořák'tan 9 numaralı senfoni gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi. Sarıca, Galeti ve orkestranın performansı Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.